Eşini kıskanmak Sual Karı kocadan birinin eşini kıskanmasında bir sakınca var mıdır? Cevap Bazıları eşini kıskanmayı ayıp gibi, çağ dışı gibi göstermeye çalışıyorlar. Gayur olmak, yani namusunu korumak için meşru hudutlar içinde kıskançlık göstermek dinimizin emridir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala'dan daha gayuru yoktur ve bunun için fuhşu yasaklamıştır. Namus gayreti imandan, kadın erkek bir arada eğlenmek de nifaktandır. Namusunu kıskanmayana deyyus denir. Deyyuslar için hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala cenneti yaratınca, cimri sana giremez, deyyus senin kokunu bile duyamaz buyurdu. İçki içene, ana babasına asi olan kimseye ve deyyusa cennete girmek haramdır. Bu büyük günahları işleyen kimsenin zerre kadar da olsa imanı varsa günahlarının cezasını çektikten sonra cennete gider. Fakat günahlar insanı küfre sürüklediği için bu günahlara devam etmek büyük felakete yol açar. Zararın neresinden dönülürse kârdır. Bir an önce tövbe edip günahlardan sıyrılmalıdır. Tövbe eden hiç günah işlememiş gibi olur. Kadının kocasını da kıskanması normaldir. Fakat kıskançlığıyla meşru sınırı aşmamalıdır. Allahü Teala kıskançlığı kadınlara ve cihadı erkeklere yükledi. Hangi kadın bu emre iban ederek sabrederse şehit olan mücahit kadar sevap kazanır hadisi şerifinde de kadınların sabır göstermelerine işaret buyurulmaktadır. Sual Gayur olmakla, kıskanmakla haset etmek arasında ne fark vardır? Cevap Haset, kıskanmak çekememek demektir. Yani Allahü Teala'nın birisine vermiş olduğu nimetin ondan gitmesini istemek demektir. Ondan gitmesini istemeyip de kendisinde de olmasını istemek haset olmaz. Buna gıpta etmek, imrenmek denir. Gıpta güzel bir huydur. İslamiyetin ahkamına yani farzları yapmaya ve haramlardan sakınmaya riayet eden, gözeten salih kimseye gıpta edilmesi vaciptir dünya nimetleri için gıpta etmek tenzihen mekruh olur. Birisinde bulunan kötü, zararlı şeyin gitmesini istemek gayret olur. Gayret gösterene de gayur denir. Gayret, bir kimsede olan hakkına, onun başkasını ortak etmesini istememektir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Mümin gayur olur, Allahü Teala ise daha gayurdur. Namus gayreti imandandır. Allahü Teala'nın gayret etmesi, kulunun kötü, çirkin şey yapmasına razı olmamasıdır. İnsanın Allahü Teala'ya gayret etmesi, haram işlenmesini istememekle olur. Yusuf Aleyhisselam'ın sultanın yanında benim ismimi söyle demesi gayreti ilahiyeye dokunarak senelerce zindanda kalmasına sebep oldu. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'in dünyaya gelmesine sevinmesi gayreti ilahiyeye dokunarak bunu kurban etmesi emrolundu. Allahü Teala'nın çok sevdiklerini bazı evliyaya böyle gayret etmesi çok vaki olmuştur.